Bakalım integral sinüs üzeri 4x dx'i hesaplayabilecek miyiz? Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Buradaki kuvvet eğer tek bir sayı olsaydı, bunun sinüs ya da kosinüs olmasının da bir önemi yok. Evet, bu eğer tek bir kuvvet olsaydı, mesela sinüs küp x'i sinüslerden birini ayırarak, yani sinüs kare x çarpı sinüs x olarak yazardım. Sonra Pisagor özdeşliğini kullanarak dönüştürür ve sinüs x'i dağıttığımda da u dönüşümünü kullanabilirdim. Bunu daha önceki videolarımızdan hatırlayacaksınız. Az önce de söylediğim gibi aynı şeyi bu eğer kosinüs üzeri 3x, kosinüs üzeri 5 ya da 7x için de yapabilirdik. Önemli olan kuvvetin tek bir sayı olmasıydı ama buradaki kuvvet çift bir sayı. Peki bu durumda ne yapabiliriz dersiniz? Burada kullanacağımız teknik ya da numara diyelim. Bu arada amacımız bu ifadeyle oynayarak bildiğimiz integral tekniklerini kullanabilmek öyle değil mi? Bu durumda çift açı özdeşliğinden faydalanacağız. Hemen hatırlatayım çift açı özdeşliği. Ee, sinüs kare x'in evet 1 bölü 2 çarpı 1 eksi kosinüs 2 x'e eşit olduğunu söyler. Sizce bunu buraya nasıl uygulayabiliriz? Orijinal ifadeyi şu şekilde yazalım. Sinüs kare x'in karesi dx'in evet belirsiz integrali. Şimdi bunu buraya koyarsak yani bunun yerine çift açı özdeşliğinden faydalanarak 1 bölü 2 çarpı 1 eksi kosinüs 2x yazacağım. Karesini de alalım ve dx'i de koyalım. Evet bu neye eşit olur? Bir bakalım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Bunu dışarıya alalım. 1 bölü 4 çarpı 1 eksi 2 kosinüs 2x artı kosinüs kare 2x dx'in belirsiz integrali. Şimdi bu ikisinin belirsiz integralini ya da ters türevini bulmak kolay ama buradakiyle ne yapacağız? yine çift sayı olan bir kuvvet olduğuna göre bu defa da kosinüs çift açı özdeşliğini kullanabiliriz öyle değil mi? Kosinüs kare 2x çift açı özdeşliğine göre 1 bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs 4x'e Eşittir. Açının iki katını alıyoruz öyle değil mi? Bunu da buraya koyacağız. Eşittir. Ya da şöyle yazayım. 1 bölü 4 çarpı 1 eksi 2 kosinüs 2x artı 1 bölü 2 çarpı, şu parantezi de açalım, artı 1 bölü 2 kosinüs 4x dx'in belirsiz integrali. Buradaki 1 bölü 2 ile bu 1'i toplayabilirim. Hemen yazıyorum. 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 2 eksi 2 kosinüs 2x artı 4x'in türevi 4'tür. O halde 4'ü dışarıya alabiliriz. 1 bölü 2 yerine de payı ve paydayı 4 ile çarpıp 4 bölü 8 yazacağım. Artı 1 bölü 8 çarpı 4 kosinüs 4x dx'in belirsiz integrali. Bunun için bir u dönüşümü kullanabiliriz ama daha önce de gördüğümüz üzere yani elimizde bir fonksiyon ve türevi olduğunda bunun 4x'e göre integralini alabiliriz. Bunun zincir kuralının tersten uygulanması olduğunu da söyleyebiliriz ve aslına bakarsanız u dönüşümü de zaten bundan ibarettir. Ve artık integral almak için hazırız. Eşittir. 1 bölü 4 çarpı. 3 bölü 2x. Evet 2x'in türevi yani 2 işte burada. O halde bu eksi sinüs 2x. Evet. Eksi sinüs 2x'in türevinin buna eşit olduğunu kontrol etmek isterseniz bu türevi kendi kendinize almanızı öneririm. Devam edelim. Artı 1 bölü 8 çarpı. Burası da sinüs 4x'e eşit olacak. Neden diyecek olursanız az önceki gibi sinüs 4x'in türevi 4 kosinüs 4x'e eşittir de 10'dan. Ve bu belirsiz bir integral olduğu için artı c'yi de unutmayalım. İşte bu kadar. Çok kolay bir soru olmadığını kabul ediyorum ama takdir ederseniz çok da zor değildi ve bunu bu şekilde çözebiliyor olmak insana kendisini iyi hissettiriyor.